Evet, son olarak da bu süslü tırnak, şapkalı tırnak, kafiyeli tırnak, artık hangi ismini verirseniz bu operatörü inceleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de bu operatörün ismini bulamadık bir türlü. Bilenler lütfen söylesin. Yani internetten de nasıl araştıracağımı bilmiyorum daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşı veri kümelerinde indeks değerlerinin tersini ifade ederken kullanmıştık zaten. Normal indeks yapılanmasına nazaran ters indeks durumunda, yani bu operatörü kullanıyorsanız sıfırdan değil sağdan başlarken birden başlıyorduk. Doğru mu? Kullanım tarzı şu şekilde: hangi sayıyı, hangi indeksi tersini alacaksan direkt bu arkadaşla direkt tersinden ifade edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse isimlerde, mesela benim elimde bir isimler diye bir dizim var. Bunun sonuncu elemanını tarif etmek istiyorsam normalde şöyle bir operasyon yapmam yeterli. Niye? Kaç elemanlıysa bundan bir tane çıkardığımda hani n eksi 1'e denk geliyordu ya. Bu bunu verecektir buradaki formül bana. Ya da arkadaşlar biz bunu direkt bu arkadaş sayesinde de yapabiliyoruz. Diyoruz ki sondan birincisini getir kardeşim dediğimizde şunla şu ikisi de aynı işlemi yapan kodlardır. Şimdi dikkat ederseniz yapısal olarak hani ya birinde bir mantıksal bir operasyon yapman lazım. Diğerinde direkt operatör sana ilgili değeri getirecektir. Genellikle bir dizinin son elemanına erişmek için kullandığımız karışık manevrasal algoritmalardan bizleri kurtaran bir operatör. Yani görüldüğü üzere ya çok mu karışık? Değil. Ama yani kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Bizim için zaten artık bir şeyi karışık yapmak değil, bir şeyi karışık çözmek başarı değil. Çözmek başarı olduğu için ve hız, zaman, artık maliyet bunlar arkadaşlar. Bir şey zaman dediğin şey eğer 3 günle 4 gün arasında bizim için çok 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 fazla bir fark var. Yani bir şeyi 3 günde yapmakla 4 gün yapmak arasında gerçekten fark var. Artık zaman saatlerle konuşuluyor. Yani saat bile fark ediyor bizim için. Hayat bu kadar hızlıyken senin bazı şeyleri uzun uzun yapman, yani ciddi manada bir maliyete sebep oluyor. Bunun umarım farkındayızdır. Yani günlük hayatta kaybettiğimiz zamanların ne kadar maliyetli olduğunun, ona göre yaşayalım dedik ve bu operatörler sağ olsun geliştiriciler tarafından hayatımıza dahil edildi. Şimdi bu operatörü de arkadaşlar bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde gelin bununla ilgili de kritiğimizi yapalım. Tam olarak hazmetmiş olalım. Ondan sonra çok boyutlu dizilere geçiş yapacağız.